Bunların iş güçleri nedir diye baktığımız zaman çeşitli... Havuz medyasının yayın organları A Haber ve Takvim Gazetesi akıllara zarar yeni bir skandala daha imza attı. Cemaatin Amerika'daki kanalı Ebru TV'yi bir montaj fabrikası gibi göstermeye çalıştı. Ancak bu iftiraları da kısa sürede yalanlandı. Hem de iftiranın muhataplarından Muaz Gülen tarafından. Takvim Gazetesi'nde çıkan hakkımdaki iddiaların tümü yalan ve iftiradır. Takvim, Amerika'daki televizyon binasının resmini basıp, işte hocanın montaj üssü şeklinde karalama bir manşet attı. Oysa Ebru TV, 22 Kasım 2006'dan bu yana 24 saat İngilizce yayın yapan ve uluslararası ödüllere sahip bir televizyon kanalı. İftirada sınır tanımayan gazete, her şeyiyle yasal olan ve birçok Amerikalı televizyoncunun da çalıştığı Ebru TV'yi, yasa dışı şantaj kasetlerinin montajlandığı teknoloji üssü gibi gösterdi. Mesela yüksek teknolojide donatılan 55 dönümlük montaj fabrikası diye bir bina koymuşlar. Bu bina herhangi bir montaj ünitesi değil, uluslararası yayın yapan Ebru TV'nin hem Amerika'da hem Afrika kıtasında hem Almanya'da birçok yerde şubesi olan Ebru TV'nin dışarıdan görünümüdür. A Haber'de Bekir Azar ve Ergün Diler Yazboz isimli programda yazar Ömer Özbay'ın yalanlarına sarıldı. Programda Hoca Efendi'nin Ebru TV'de çalıştığı söylenen yeğenleri sanki yasa dışı dinleme yapan ve dünya çapında tecrübeye sahip montaj uzmanları gibi gösterilmeye çalışıldı. Esat Türkoğlu'nun fotoğraf ve video montajı konusunda dünya çapında bir uzman olduğunu söylüyorlar. Üniversite 1'e giden bir öğrencinin nasıl dünya çapında böyle bir uzman olmasını bekleyebiliyor bu insanlar? Bunu akılla da izah etmek mümkün değil. Bu haber kanalı halkın zekasını aşağılamakla kalmadı, bir de tıpkı kendi kanallarında olduğu gibi her televizyonda montaj servisi ve montaj editörleri olduğu gerçeğini de görmezden geldi. Yine Ebru TV binası üzerinde olan ve her televizyon kanalında olması gereken uydu antenleri bile ses veri transferinin yapıldığı bir cihaz gibi gösterildi. Türkiye'de yasa dışı takipleri elde ettiğimizi ve bunları o merkezde Hoca Efendi'ye sunduğumuzu iddia ediyorlar. Ki ben zaten bu süreçte Türkiye'de yaşıyorum, Amerika'da da yaşamıyorum. Bu da çok net bir yalandır. Ancak bu kara propagandanın ne kadar özensiz ve acemice yapıldığı dikkatlerden kaçmadı. Haberde adı geçen Muaz Gülen ve Esat Türkoğlu'nun resimleri Twitter'daki kişisel hesaplarından alıntılardı. Fotoğrafçılık ve televizyonculuğa ilgi duydukları da bu gençlerin internet sitesine koydukları CV'lerden alınıp sanki bir suç unsuruymuş gibi gösterildi. Kaset fabrikası diye resmi basılan Ebru TV'nin binası ise havuz medyasının dediği gibi Pensilvanya'da değil, New Jersey eyaletinde bulunuyordu. Ebru, der neue Lifestyle. Und haberde Hoca Efendi'nin yeğenleri Esat Türkoğlu ve Muaz'la babası Mesih Gülen'in şirketin yöneticileri olduğu yalanı bile söylendi. Ne var ki Mesih Gülen, bırakın yönetici olmayı, Amerika'da bile yaşamıyor. Bu yalan şirketinin, ünitesinin başına babam Mesih Gülen'in getirildiği söyleniyor. Ancak babam Amerika'da bile yaşamıyor, Türkiye'de yaşamaktadır. Bu da tamamen yalan. Ebru TV ve haberde adı geçen şirket Everest Prodüksiyon yasal olarak Amerika'da program ve reklam üretiyor. İkisi de aynı binada hizmet veriyor. Havuz medyası işte bu iki kurumu Samanyolu yayın grubuyla ilişkilendirerek sanki yasa dışı bir iş yapılıyormuş gibi servis etti. Genellikle elektronik, bilgisayar, dinleme, montaj, kayıt, telekomünikasyon konuları. Çocukların uzmanlık alanı bu. Ebru TV 8 yıldır uydu ve kablodan Amerikan halkına kendi dillerinde seslenerek Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmaya çalışıyor. Çalışanlarının önemli bir bölümü Türk yayıncılardan oluşan televizyon ABD'nin yanı sıra Kanada'dan da izlenebiliyor. Kısa sürede büyük bir başarı yakalayan Ebru TV, uluslararası yayıncılıkta önemli bir yeri olan Emmy ödülünü alan bir kanal. İşte böyle yasal ve temiz bir kuruma iftira ve çamur atanlar hukuki olarak da cezasız kalmayacak. Ben bu bütün mesnetsiz yalanları, iftiraları ispatlamalarını bekliyorum. İspata davet ediyorum. Ve eğer ki ispat edemiyorlarsa müfteri diler. Pazartesi ilk işim avukatımla görüşerek hukuki yollara başvuracağım.